bas. Bir esnafın yakasından tutmak 6 aydan başlar lahoy. Ya bir de bizim dükkanda çalışmaya başlamış ispiyoncu. O gece sen mi ispiyonladın menajer Nete? Ne anlattın kıza? Ben kıza bir şey anlatmadım. Anlatsaydım telefon kullanmazdım zaten. Kısa mesaj diye bir şey var oğlum. Oy ağzımdan kaçmaca lahoy. Bu bir iş çeviriyor Kuzey. Kap telefonu. Tamam. Ay, içim kıtık alıyor. Ablacığım ya hemen yıkma yuvanı. Hem belli ki bir yanlış anlaşılma var o resimde. Ya sen de bir dinlemedin ki Feyyaz'ı. Ben neyi yanlış anlayacağım Atalet? O rüya denen kız resmen Feyyaz'ı vakumluyordu ya. Ay ya. Ya Cennet 2 gündür salya sümük ziyan. Bir derdi var ama anlatamıyor. Ben anayım hissederim. Ya abartıyorsun Gül'ü. Cennet koskoca kız. Bir derdi olsa bizden niye saklasın ki? Ben hislerimde yanılmam. Evimin çizgi gözü. Bir derdi var ama anlatamıyor. Demek ki bize anlatamayacağı bir şey ki içine atıyor. Aşırı ilgimle boğacağım kızı. Sık boğaz edeceğim. Kendimden bezdireceğim. Böylece kız benden sıkılıp terk edip gidecek. Belli. Sorun Feyyaz'dan kaynaklanıyor. Ben çok iyi bilirim. Bu yaştaki sporcular ilişkilerinde çok sorunlu olurlar. Aman Allah'ım, yoksa bu çocuk uyuşturucuya mı başladı? Yoksa bu çocuk aile içi şiddete mi meyilli ha? Ne dersiniz? Yoksa bu çocuk devletin yetiştirdiği bir ajan mı? Belki de bir cinayet işledi. Katil oldu. Cennet de bunu öğrendi. Onunla evlenmekten vazgeçti. Feyyaz yeni doğmuş bir panda kadar suçsuz ve masum Cennet. Ay. Onu saflı yüzünden kandırdı Rüya. Belki sana bunu söylemem doğru değil. Ama ben gelmeden önce Feyyaz'la konuştum. Yaşananlar yüzünden öylesine pişman ki bana sarılarak tam 3 kez ağladı. Yaşananları telafi etmek için elinden ne geliyorsa yaparım dedi ve bana ağladı. Gerçekten ağladı mı? İnanmıyorsan bak gözyaşları hala burada nemli. Bak. Bakayım. Ay. Bana bak. Az sakallı. Feyyaz nerede? Bir an önce söyle. Yoksa o bıyıklarını var ya cımbızına tek tek çekerim ha. Sensiz geçirdiğim her an eksiğimdir ben. Sensiz geçirdiğim her saniye bir asırdır benim için. Bu sebepten sonsuza kadar serinleyip hayatta bırakmam. Öyle mesudum ki. Asıl sen bu kadar derin, bu kadar anlayışlıyken ben seni bırakmam. Bir dakika. O kadar derine inme bak. Sonra sevgim boğar seni. Ben öyle dayanamam senin boğulmana falan. Sevgim boğar deme seni. Boğsun aşkım. Ben diyorum ki sen filmlere bak. Ben de yüzüme bir su çarpıp geleyim. Anlaştık mı aşkı Toros? Sen nasıl istersen bebeğim. Ama sakın geç kalma. Vazgeçmiyordu mübarek. Her gün yeni bir entrika, her gün yeni bir saklanış. Dallasa döndüm resmen arkadaş. Ya Ziya, bana bak. Ortada dolaşıp yem olacağız ona, yem. Saklanalım diyorum Ziya, saklanalım. Gözünü seveyim Cezmi. Ne yemi, ne saklanması... Feyyaz? Oh. Ziya hocam, Gülizar abla. Cezmi Cezar amca. Kuzey. Hayda. Ya siz ailece köşe kapmaca mı oynuyorsunuz arkadaşım? Ne saçmalıyorsun sen be? Fındık sarısı. Feyyaz nerede? Feyyaz. Feyyaz şeyde. Yine mi ya? Yine mi? Ama ben bu kadar yalanı kaldıramam ki arkadaş. Hadi oğlum Kuzey. Yaparsın. Uydur bir yalan. Ay çattık. Kuzey, delirtmesene insanı. Feyyaz nerede? Ben de böyle olsun istemedim be hocam. Her şey birdenbire oluverdi. Yani nasıl olduğunu ben de anlamadım. İşte bu işler böyledir evladım. Farkında olmadan çine çeker seni. Kurtulmak istersin, kurtulamaz. Aynen öyle oldu hocam. Çok acı çekiyorum ya. Bak Feyyaz, bu bünyeyle ilgili ciddi bir problem. Yani geçen televizyonda da bahsediyordu. Bu meret çağımızın hastalığıymış. Ama sen sakın umutsuzluğa kapılma. Neyse bulacağız çaresini. Tamam mı? Her derdin bir devası var evladım.
Cennet, Cennet, Cennet. İnan olaylar bildiğin gibi değil. Cennet, lütfen açıklamama izin ver. Ben Anıl'la konuştum. Ay biliyorum. Anıl bana her şeyi anlattı. Yani senin ne kadar üzgün olduğundan bahsetti. Ayrıca da sana bir şans daha vermemi rica etti. Gerçekten mi? Evet. Pehlivanım benim. Şu anda var ya o kadar mutluyum ki mutluluktan bir atı bile sevebilirim biliyor musun? Var ya sen bir tanesin. Bak göreceksin her şey harika olacak. Her şey eskisi gibi olacak. Sen bana bu şansı verdin ya. Kedim benim. Bir yılışma be. Bak Feyyaz Bey. Bu son şansın. Eğer bunu da eline yüzüne bulaştırırsan ben sana o zaman gösteririm kediyi, tavşanı. Ya merak etme Siyah Altınım. Bak göreceksin. Her şey eskisi gibi olacak. Bu arada bir öpücüğe ne deriz? Hop deriz. Demek durum bu kadar ciddileşti. Buna kesin bir çözüm bulmamız lazım. Böyle olmaz. Ne yapacağız peki? Ben her yolu denedim. Kız benden bıkmıyor ya. Ne yaptıysam vazgeçiremedim. Tek taş yüzük. Rüya'ya evlenme teklif edeceksiniz. Mayta'ya bak sen ya. Biz kendi problemimizi kendi aramızda çözeriz diyor. Sen nasıl çözeceksin kendi problemini? Benim kızımı da uyuşturucuya alıştıracak herhalde. Yok onların problemiymiş de bizi ilgilendirmezmiş de. Miş. Bak bak biz ana baba değil miyiz ya? Biz ana baba değil miyiz? Kermit'e bak ya. Bak sen bak. Bağrımıza bastık. Vallahi sinirim geldi ha. Vallahi Feyyaz gibi şiddete eğilimim geldi ha. Ben biliyorum ama Ziya ben biliyorum. Cenneti bilerek uzaklaştırıyor ki kızı rahat rahat dönsün. Tabii. Bu işlerden kurtulmak kolay mı? Harcarlar adamı. Halbuki bana gelse, dalışsa bir çaresini bulurduk. Ziya, sana hani bir iyilik yapmak istiyorum diyordum ya. Yediğim şu oğlanın ağzını burnunu toparlayıp geleyim ne dersin? Ya dur Allah'ını seversen. Ziya bu teklife hayatta evet demez. Çünkü o macera perest, özgürlüğün düşkün, kafasına esteni yapan bir kız yani. Onun hayatta en çok korktuğu şey birine ebediyen bağlı kalmaktır. O yüzden sen ona evlenme teklifi edersen senden kesin soğuyacaktır. Güzelmiş bu. Çok yakıştı. Yakıştı değil mi? Kaç para bu? 300. Yuh. Bunun üstündeki taş kum tanesi kadar be. Sen yarısını anlaşalım gel. Abi bize gerisi ver. Ya bir öğrenci indirimi yap bari. Karşıya geçeceğim bak. Yol param kalsın. 250 son. Peki ben bu yüzüğü sonra sana geri okutabilir miyim? Hayrola abicim. Sen ne yapacaksın bu yüzüğü? Ya şimdi anlatsam roman olur be. Ya dur anlatayım. Şimdi bir kız var. Çok kanser tamam mı? Ölecek. Yani gidici. Bana aşık oldu. Dayanamadı cazibeme. Şimdi ben bu yüzükle ona evlenme teklif edeceğim. Polis geldi. Ya bir dakika ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım ya? Fotoğraf açtı. Mirekelimse takıyorlar çocuğa. Feyyaz. Bak nasıl gözü seyiriyor komiserim gördünüz mü? Avuçları kaşınıyor bunun. Avuçlarına kan yürüdü. Vallahi birine saldıracak abi saldıracak vallahi birine. Evet birini vuracak komiserim ama bizi değil. Ya bağımlı olduğu için. Şiddete meyilli. Meyilli ajan. Ya yeter ya. Ben ne uyuşturucu bağımlısıyım ne öfke bağımlısıyım ne de. Sovyet asıllı ajan. Benim bağımlılığım cennetedir. Ey ahali. Cennetsiz kalan bu can, fakir olduğu için yeni yüzük alamamış, işportacılara kalmıştır. Yazın, eğer bu yüzük olayı ortaya çıkmasaydı, ben o yüzüğü cennetimin parmağına takıp evlenme teklif edecektim. Ne oldu pehlivan? Benim için korktun mu yoksa kız? Ha? Yok be. Ne korkacağım ben senin için? Serseri. Ben annemle babamı merak ettim sadece. Baba gibi korkmuşsun işte. Ya. Hem beni böyle deli gibi sevmesen korkmazdın değil mi? Anne.
Ne oldu? Niye karakola çağırmışlar sizi? Merak edilecek bir şey yok yavrum. Bir yanlış anlaşılma olmuş. He. Bir yanlış anlaşılma mı olmuş? Tamam canım uzatmayalım işte. Bir yanlış anlaşılma oldu. Halloldu zaten. Hadi 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 yürüyün gidelim hadi hadi. Cennet bütün gün odasında süslendi pislendi durdu ha. Utanmasın diye nereye gideceksin diye sormadım ama belli ki Feyyaz bugün resmi evlilik teklifini yapacak. Oh hadi bakalım hayırlısı. Ben çıkıyorum. Hadi bakalım güle güle. Hayırlı sürprizler. Ziya. Ebeveynleri olarak çocukların bir problemini daha çözdük. Ya. Üstelik soğukkanlı davranarak herhangi bir yanlış anlaşılmaya da mahal vermedik. Soğukkanlılıkla. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu kızım? Ne oldu? Ne oldu? Sırtta mı kaldı? Düşük dökmedi, kopyayı çekti. Ne oldu? Ne oldu? Yok yok yok. Sigaraya başladı. Arkadaşları sigaraya başlattı. Kızım sigara içiyor. Yandı. Ne oldu? Yoksa okul gezisine katılmak için hırsızlık mı yaptı? Yol mu kestin? Parmağım kesildi. Yaramadı. Yaramadı. Parmağın kesildi. Biliyorum tamam. Selam. Selam. Çok şık olmuşsun vallahi. Mevsim gibisin Cennet. Yaşamak istiyorum sende. Yuh. Çok komiksin ya. Anıl arkadaşım. Gül gül öldüm yani. Mevsim ha? Hangisi? Kış mı? Şey ben övmek için söylemiştim onu. Arkadaşım. Sağ olasın. Anıl dur. Bir şey söyleyeceğim. Dinliyorum. Zor zamanlarımda yanımda olduğun için, Feyyaz'a tekrar inanmamı sağladığın için çok teşekkür ederim. Sen gerçekten iyi bir arkadaşsın. Arkadaşlıklar bunun için var Cennet. Ne zaman istersen ben yanındayım. Nereye gidiyoruz? Seni Tantana diye harika bir mekana götürüyorum. Bu şıklı, bu güzel ve özel akşamı neye borçluyuz Feyyaz Bey? Neyi kutluyoruz? Bu gece sana çok şaşıracağım bir sürprizim var. Ama biraz beklemen gerek.
Arabayı kolay yere park et, çok kalmayacağız. Aşkım, bunu söylemeden önce çok düşündüm, taşındım. Dere tepe düz gittim. Ama sonunda kararımı verdim. Umarım aceleci davrandığımı düşünmezsin. Yani durumunu düşününce aceleci davranmak sanki biraz daha iyi gibi ama bir yandan da öyle çok hevesli gözükmek istemiyorum. Şimdi senin gözünden bakacak olursak olaya, sen karşıma çıktığından beri sensiz nefes almak istemedim aşkım. Bunu denedim. Denedim ama olmadı. Yani bir insan ne kadar nefesini tutabilir ki? Naneli sakızın var mı? Benim yanımda var. Ben getirdim. Konudan uzaklaşma. Sadede gel kuzum. Ne diyordun? Sensiz nefes alınca sanki üstüne gül kokluyormuşum gibi geldi. Ne kadar saçma değil mi? Bağlanmak kimisi için korkutucudur. Düşünsene, hayatını tek bir kişiye göre yaşayacaksın. Sen yapar mısın böyle bir şey? Çok zorlanırsın bence. Ama ben yaparım. Korkan vardır elbet bağlanmaktan. Ama ben korkmam. Hemen bağlanırım oracıkta. Lafı gediğinden bağlarım. Feyyaz, anlamıyorum seni. Açık konuş. Gerildin iyice. Peki. Ne cevap vereceğini bilmiyorum. Cevabın hayır olsa da ben soracağım. Benimle evlenir misin? Anıl, hadi gidelim buradan. Cennet! Cennet bir saniye dur. Durup sandığın gibi değil. Cennet! Cennet! Dur! Ben senin sevgilin değil miyim? Açıklamama izin ver. Bilmem. Sevgilin misin? Az önce içeride gördüklerimden sonra hala sevgilin misin Feyyaz? Bence artık değilsin. Ne olur söyleyin sevenler bana, ayrılmak kan mı? Cennet! Şimdi ses değil Feyyaz. Sonra. Tutuşup gülmeden daha terk etmek kanun mu? Aşk kitabında. Ne olur söyleyin sevenler bana.
Söylenecek bir şey yok. Her şey ortada işte. Seni kandırdım. Yalan söyledim. Ben en başından beri Cennet'i seviyordum. Şimdi onu da kaybettim. Yasanı derde bir aşık inandı, çok sevdi diye terk etmek kanun mu aşk kitabında? Her seven sonunda düşüyor bu derde, bu aşk kitabının yazanı nerede? Bir aşık inandı, çok sevdi diye terk etmek kanun mu aşk kitabını da? Ümitin elime kırıldı bitti, hayallerim yıkıldı bitti. Bu dert beni olanlardan ötürü çok üzgünüm. Ama şunu hiçbir zaman unutma. Ben senin her zaman yanındayım. Seni çok seviyorum Cennet. Feyyaz'dan ayıracak kadar çok seviyorum. Olmaz mı gelmiş? Nasıl geçti Feyyaz'ın pırlantalı sürprizi? Ağlıyor musun sen? Yok, ağlamıyorum anne. He. Çok güzel geçti. De ben... Orada biraz çok ağladım. Mutluluktan yani bu gözyaşları. Çok güzel bir evlilik teklifi oldu. Hatta... Feyyaz gerçek bir prens gibiydi. Nerede pekili? Pırlanta? Tek taşın nerede? Tek taş yok. Çünkü... ben orada çok ağladım ya. Gözyaşlarım böyle hep yüzüğün üstüne döküldü. Yüzük oksitlendi. Feyyaz da tamire verdi. Yani şimdiki yüzük yok. Kıyamam. Benim ilk göz ağrım yakında gelin mi olacak ya? Yuvadan mı uçacak? Vallahi benden mutlusu yok. Vallahi benden mutlusu yok ha. Hayır, salaklık bende. Feyyaz bana bir şans daha ver dediği zaman saf saf inandım. Ama dün akşam gördüklerimden sonra Feyyaz'la konuşacağım bir tek kelime bile kalmadı.
Ya abla emin misin ya? Belki mantıklı bir açıklaması vardır. Atalet, neyin mantıklı açıklaması Allah aşkına? Feyyaz'ın bana artık açıklayacağı ne kaldı ki? Zaten kıza yüzük de almış. Gözlerimde gördüm biliyor musun o yüzüğü? Yazık, annem de yüzüğü bana aldı zannetti. Ay, bana bak. Bu saatten sonra Feyyaz mevzusu kapanmıştır ona göre. Sakın sen de bana bir daha adını anma o yalancı domuzun. Duydun mu? Ah Feyyaz, ah. Enişte dedik, bağrımıza bastık. Dibi ıslak çıktı edepsizin. Kuzey de kendine benzetmese bari. Of ya. Yine mi yenildiniz Canip? Ya Hızır amca, sen böyle taş yerine deniz kabuğu falan dizsene o tahtaya. Görelim çayları. Umat bin levrek, gene ezildik. Fazla karıştırma taşları hacı, başı dönecek. Ya hep biz yeniliyoruz birader. Siz var ya kesin zar tutuyorsunuz ha, kesin. Bu oyunda zar yok, akıllı. Çamur yapma berber Canip. Çay vampirlerine karşı oynuyorsun canım kardeşim. Hop Celal, tur bindi Canip'ten. Herkese çay. Ya tamam diz diz hadi, tamam yeni oyun, hadi başla. Alın bakayım genç etkisizler. İnce Canip'ten ince belli ikramlar. Dün gece çok fenaydı Sarı. Plan suya battı, bizi de dibe çekti. Aylarca tokadını yedim Cennet'in. Ama bu kez tokat atmaya bile tenezzül etmedi. En çok bu acıttı be. Tokat atsa daha iyiydi. Belli tiksinmiş senden. Ya durup dinlemedi beni ya. 2 dakika konuşsaydım açıklayacaktım her şeyi, açıklayacaktım. Neyi açıklayacaksın abi? 2 dakikada bana burada açıklayabilir misin? Açıklarım tabii. Açıkla. Şimdi mi? Evet evet, süre geçiyor. Şuraya bak ya. 2 saniyede ensen terledi. 2 dakika daha geçse yere yatıp titriyecektim böyle ya. Ensen mi ensen terlemedi be? Ya enseye bak ya, yapış yapış ya. Bu ne biliyor musun? Suçluluk psikolojisi. Suçlusun çünkü. Garip. Sen sabahtan beri niye enseni tutuyorsun? Sen yoksa benden gizli enseni falan mı bırakıyorsun? Ne alakası var ya? Şizofren berber. Hadi abiciğim, sıra sende hadi. Dur 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 bakayım, ben senin şu ense tıraşını bir göreyim, dur. Ya bir şey yok ensemde. Yürü git. Dur be, dur. Bakacağım. Dur. Ha, ha. Şuraya bak, 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 bak. Sen sabahtan beri taş mı çalıyordun, ha? Taş mı çalıyordun? Oha. Oha. Burası var ya, tozlu kanepe altı gibi ha. Bak, ha bu ne? Ne bunlar? Şuraya bak, bak. Yani bir oklavam olsa, bir oklavam olsa daha buradan kim bilir neler çıkartacağım ha. Dur bakayım. Bu ne? Bu fotoğraf ne oğlum? Bu ne lan? Aa. Ortaokul fotoğrafım. Ben de bunu arıyordum. Dur bakayım Kıvırcık. Dur daha bakalım senin enseden neler çıkacak. Dur. 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 Kıvırım. Hey. Buyur. Buyur. Bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oha! Yok be. Salak kardeşim. Ne yapayım acı? Taş çalarken kendime engel olamadım. Hem baklava çalsam daha mı iyiydi? Puh ulan tüzenbazlar be. Yürü Kuzey yürü. Şurada rahat rahat acı bile çekemiyorum be. Kahve kahve değil, Medrano sirki. Hadi yürü yürü. Of öleceğim ya, bu ne yokuş? Dedem de vaktiyle az düzlük yere göçeymiş, ölürmüş sanki. Değil mi abla? Aha, yarın İstanbul'da hava güneşli olacakmış. Oho, bu başka hatta. Ya tamam artık düşünme abla ya, biraz ara ver. Hem bak uzmanlar uyarıyor. Yokuş yukarı aşk acısı çekmek kilo yapıyormuş. Yani bırak artık şu Kermit'i ya. Aman be kızım, ne Kermit'i ya? Ben Anıl'ı düşünüyorum. Ayıp oldu çocuğa. Aa, niye ki? Kız kardeşine kızdım, ona da kızmışım gibi göründü. Yok abla ya, Anıl ince çocuktur, takmaz böyle şeyleri. Ay sorma, o kadar ince ki örgü tığı gibi çıktı çocuk. Aa, Anıl bu. İyi ince lafın üstüne gelirmiş. Ya sorma. Merhaba Cennet.
Merhaba Adalet. Merhaba. Nasılsın, iyi misin diye merak ettim, bir uğrayayım dedim. İyi misin? Nasıl olsun ya işte, aynı. Hayır ya, ağlamam durdu en azından. Elimde bu durumla iyi gelecek bir şey var. Akşam bir sergiye gidiyorum. Bana eşlik edersin diye düşündüm. Hı? Hem biraz kafan dağılmış olur. Teşekkür ederim Anıl düşündüğün için ama sağ ol, yok. Tamam bak, gelmezsen ben çok bozulurum. Ben bu sergi var ya, özel koleksiyon. Tam senin ilgi alanın. Kırma beni. Geliyorsun değil mi? Geliyorsun, geliyorsun. Geliyorsun. Ay bilmem ki nasıl olur. Ya abla git işte. Kafa dağıtmak için bundan iyi fırsat mı olur? Tamam. Gidelim. O zaman bir an evvel eve gidelim ki vakit kaybetmeden hazırlanabilelim. Değil mi? Şimdi. Evet. Gel Adaletciğim. Hadi Cennet. Neyi bekliyorsun? Anam. Bana bu zamana kadar gösterdiğin dostluk için sana teşekkür ederim gerçekten. Ne demek Cennet? Biz eski arkadaşız seninle. Ya kanka, aklına karpuz kabuğu kaçırmak istemiyorum ama ortada çok karışık bir durum var sanki. Yine ne yumurtlayacaksın Çinli? Her Çinli'nde ayrı bir intrika saklı ha. Ya Pampa, benim anlamadığım o gece Cennet Anıl'la neden o restoranta geldi? Sana komple teorisi gibi gelebilir ama bütün bu olanları planlayan, seni Cennet'ten ayıran, aranıza Karaçalı gibi giren ya Anıl'sa hem Oruk? Sakin ol be, Zehir Rafi'yi. Biraz daha zorlasan CIA'yı da işin içinde diyeceksin. Adamın kardeşini kurtardık. Kız kanser. Madem komple teoriliyon, biraz düşün, düşün. Ya rüya numaradan denize atladıysa, ya kız kanser değilse, zaten en başından beri Cennet o kızdan şüphelenmiyor muydu hacı, ha? Of ya, ne bileyim ya, ne bileyim. Beynim sütlaç gibi oldu be. Hayatım komedi olarak başlayıp dramaya dönen diziler gibi oldu be. İpuçlarını birleştir Feyyaz. Sence Anıl, sizin şu anki durumunuza senin kadar üzülüyor mudur? Bence üzülmüyordur. Sen de amma komplocu çıktın ha. Üzülüyordur tabii adam. Cennet... Cennet zaten yıkılmıştır kızcağız. Belli belli. İyice yıkılmış kızcağız baksana. Ne oluyor be? Pehlivan, koş koş! Adalet, Cennet! Adalet! Menemen yaptım Ziya abi, sen seversin. Oğlum, ellerine sağlık, bir gün gelin. Afiyet olsun. Ay kızaltım, Fehmi'me de gönderse miydim acaba? Avusturya'ya kaç günde gider acaba kargoyla menemen? Bu da menemen yapa yapa kafa menemen oldu. Bir gün gelin, ekmek bitmiş. Menemen ekmeksiz yenmez ki. Hadi dilimle biraz. Tabii. Ziya. Bir fırına sponsor alsak çok iyi olacak. Niye anne? Ya da bahçeye buğday ekelim. Cuma Ali tam yol kaçar ev halkı. Hadi selametle. Hayrola Cuma Ali? Ekmeğine salça sürdürüp top sahasına koşan çocuklar gibisin. Nereye? Ya abicim, iş bakacağım. Juliet Fransa'ya gidecek ya okulu bitince. Ben de onunla bir haftalığına giderim belki. Para lazım. Aferin ya, akıllandın demek. Hadi bakalım, rastgele kardeşim. Hadi. Hadi eyvallah. Güle güle canım. Tazeledim Ziya, doldurayım mı? Sağ olasın. Taze mi taze mi? Bana da ver Gülizar. Cennet'le Adalet neredeler ya? Alışverişe gittiler Ziya. Alışveriş mi? Bu saatte neyin alışverişi ya? Gelin adayı kızlarım var Ziyan. Alış artık alışverişe. Ya hani bana da çay verecektin. Maşallah Cezmi Cezzar, keyfin yerinde. İştahın da yerine geldi. Ya hadi bakalım, sana artık bir iş bulma zamanı da geldi demektir. İş mi? Bu yaşta ne işi ya? Ya yaşta ne alakası var işin? Hem ne demiş şair?
70'inde bile zeytin ağacı dikeceksin demiş. Zeytin mi? Ben ağaç maaş dikemem. Elime kıymık batar. Narin elliyimdir ben. Bu yaştan sonra bana kim iş verir ki? Ya yaşla ne alakası var? Sabit'e bile iş bulduktan sonra sana niye bulamayalım iş? Yanlış anlama. Yediğinde içtiğinde gözümüz yok. Soframız sana her zaman açık ama. Anıl'a olan borcunu biliyorsun. Bir an önce ödememiz gerekiyor. O yüzden sana bir iş bakmamız lazım. Kapı, ben bakarım. Anne yesin, boş ver, boş ver. Ne yapalım? Şirki göze baksana. Tam adam bu yaştan sonra beni işçi yapacak. Bu az yapan biri gider, tornacıyı çırak bile verir. Senelerin cezmi cezlarına biçtiği kaftana bak sen. Bir kere işçi olamayacak kadar zengin görünümlüyüm ben be. Tamam tamam, geldim geldim. Oo, hoş geldiniz. Bu ne zamansız sürpriz böyle. Yoksa borcunu istemeye mi geldin? Hemen ödeyemeyiz. Böyle iki ayağımızı aynı telliğe sokma. Yok Cezmi amca ya, ne borcu? Anıl'la yolda karşılaştık. Poşetlerimiz ağırdı, yardım olsun diye eve kadar getirdi bizi. Eve alışveriş yaptık da poşetler çok ağır oldu. Allah. Ay Allah. Ya. Teşekkür ederim Anıl. Önemli değil. Aha. Bu zengin çocuk adalete meyilli demek. Şirketi kurdun Cezmi. Eğer bu çocuğu Ziya'ya damat yaparsan borcun ortadan kalkar. Çocuklar, niye misafirinizi içeri buyur etmiyorsunuz? Hadi evladım buyur. Yok, ben rahatsızlık vermeyeyim. Aa, Anıl hoş geldin evladım, nasılsın? Nasıl sarı çocuk, iyi misin, hoş geldin. Oğlum, arabanın peşinden koşuyorsun. Anladık da ne diye korna sesi çıkartıyorsun? Feslen! Ne bileyim oğlum, ben stres altında doğru düşünemiyorum. Vay Anıl efendi vay. Demek boş bulduğun aile saadetime konduna. Baksana hadi, damat gibi takılıyor adam. Kurmuş düzeni, tipli. Anıl evladım, sana haber veremedik. Üzerine de konuşamadık ama borcumuz borçtur, bunu unutmuş değiliz. Ne zaman istersen söyle, denkleştirmeye çalışalım. Ya bunu konuşmamıza bile gerek yok Ziya amca. Ne zaman eliniz bullaşırsa o zaman verirsiniz. Ben sizi yabancı olarak görmüyorum ki, ailem gibisiniz. Sağ ol hanım, sağ ol evladım. Müsaadenizle. Gidiyorsun, evet. Peki. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Vay be, ailenin yeni gözdesi oldun demek. Ama ben bu işin içini dışını öğreneceğim. Hadi yürü, aşağıda yakalarız. Taksi parası var mı sende? Var var var. Tamam, hadi koş 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 koş. Buddy, bu kız daha geçen gün sana aynı evde yaşayalım, sakın beni bırakma demiyor muydu? Ne bu şimdi, kocaman valize nereye gidiyor bu hatun ha? Ya sus sarı sus, parazit yapma. Şimdi öğreneceğiz nereye gittiğini. İşte sevgili kardeşim, söz verdiğim gibi. İstediğin renkte, istediğin model araba. Sen rolünü oynadın. Beyazla cennetin arasını açtın. Bu arabayı hak ettin. Sağ ol abi. Ne o? Pek sevinmedin bakıyorum da. Yoksa o futbolcu çocuğa oynadığın oyunlar üzdü mü seni ha? Ne alakası var abi ya? Ne bileyim, belki aşık falan olmuşsundur. Zengin kız, fakir topçu aşkı falan. Sen bir saçmalamasana. Neyse, ister uçakla git, ister arabanla. Yeter ki bir süre ortalarda gözükme. Tatilin tadını çıkar. Tamam. Dikkat et kendine. Yürü sarı yürü. Gerçeğin peşinden gidiyoruz. Ha, ha, ha.
aşağıda benim gördüğümü sen de gördün mü bilmiyorum ama senin bu kızla bir durum var. Hayırdır? Ne gördün aşağıda ya? Valla bilmiyorum ama bu Anıl denilen zengin çocuğunun adalette gözü var. Salim söylüyorsun kız. Anam. Bu kız Hızır'ın oğluna meyilli değil miydi ya? Meyilli kırılasıca. Valla ben bu işlerden pek anlamam ama sürekli evin etrafında dolandığına göre kızda bunun bir karşılığı var. Demek ki öbür sevdası paramanmış. Ama Allah için hoş çocuk böyle sis farı gibi. Hoş çocuk tabii akıllı efendi ama bakalım bizim adaletin gerçekten gönlü var mı bu oğlanda? Siyah duymasın ama sanki adalet de buna sevdalı sevdalı bakıyordu gibi geldi bana. Gülizar bu çocuklar birbirlerine duygularını açmışlar bence. Vay başıma. Gördün mü ya? Ta ötekinin siniri geçmedi seyrek saçlımda. Mevzu büyümeden benim olaya dahil olmam lazım. Yine en son Ziya duyarsam Allah'ın kıyameti koparır. Neymiş o en son duydum Gülizar? Şey ya Ziya, Karaköy'deki sanat galerisi at içi sergiliyormuş Ziya. Dedim Ziya ona gidemezse vallahi kıyameti kopartır. At içi sergisi mi? Ya ne diyorsun Allah'ını seversen benim ne işim olur at içi sergisiyle Allah Allah ya. Ya niye öyle diyorsun Ziya? Aha, adamlar sonuçta sanat icra ediyorlar bir şekilde. Ben bir gideyim adalete sorayım ya. O bilir sergi bitmiş mi bitmemiş mi değil mi? Ben de o bilir, adalet bilir. Adalet. Hey yavrum hey. Marconi misin mübarek? Ne koni? Aman da aman. Ders mi çalışıyormuş benim kıvırcığım? Evet anne ya, çalışmam lazım. Finaller yaklaşıyor. Ha iyi, çalış çalış. Elma soyayım mı? Ha yok anne, sağ ol. Adalet, ben modern bir anneyim ya kızım. Bana her türlü derdini anlatmanı isterim yavrum. Tabii anne, de nereden çıktı şimdi bu? Ne bileyim. Hani böyle son zamanlarda sana göğününü kaptıran bir kaptırgaç oldu mu bilmek isterim mesela. Yok anne, yok. Yok öyle bir şey yani, yok. Zaten bizim evin etrafında pervaneydi. Ben kim olduğunu biliyorum o sarının. Gerçekten mi? Ya ne zaman, nasıl, nereden biliyorsun? Vallahi haber kaynağımı açıklamam pek etik olmaz. Ama şimdilik İri kuşlar söyledi diyelim. Ama önemli olan senin göğünün var mı yavrum? Ha? Şey. Şey dediğine göre durum belli. Ama bana bak, ablan gibi saman altından su yürütme ha. Bu sefer açık olalım babana. En başından söyleyelim ha. Hemen mi söyleyelim? Tabii, Allah Allah, tanıdığımız bildiğimiz çocuk, görgülü, efendi, saygılı değil mi ya? Ne yap biliyor musun? Sen söyle, akşam gelsin babanla konuşsun. Bu akşam mı? Tabii. Olur. Ay. Ben kuş kovmasımdan sonra kıvırcığımı da mı verecekmişim? Ama bana bak, okul bitmeden olmaz ha. Gülü, ben balıkçı Hızır'a gidiyorum. Levrek ayırtmıştım da onları alayım geleyim. İyi. Babacığım sen zahmet etme, ben arar getirtiririm, hallederim. İyi o zaman, ben de çıkmayayım. Ya sana yapacak iş mi yok ya? Şu bahçedeki vanayı tamir edecektik ne zamandır? Sen gel bakayım benimle. Ya ben ne anlarım vanadan filan? Gel Allah'ını bakayım sen ya. Benimle niye biraz. Niye Selahattin Usta'ya yaptırmıyorsunuz onu ya? Hayırdır sevgilim? Aa, aşkım? Beraber yaşamak, çoluğa çocuğa karışmak isterken birden kayboldun gittin. Ben de her yerde nikah şekeri bakıyordum bize.
Ben sana ulaşmaya çalıştım ama. Bana yalan atma kızım. Abini duydum. Bana gerçekleri anlatmadan bir adım öteye gidemez. Israrcıyız bacım. Pardon. Güzel, geldi. Alo? Alo? Çok konuşamayacağım ama sana süper bir haberim var. Annemle babam bu akşam seni konuşmaya bekliyor. Harbiden mi? Süpermiş. Evet. Yalnız çok konuşamayacağım şimdi. Annem çağırıyor, kapatmam lazım. Geç kalma, tamam mı? Tamam tamam. Peki ablanın haberi var mı? Ay yok, ablam biraz kafa dağıtmak için Anıl'la sergiye gitti. Ne, sergi mi? Hey, tamam oldu. Hadi öper yem balım. Bay bay. Tamam, hadi görüşürüz. Pardon Madi, telefon. Bana bak. Gerçekleri biliyoruz. Türlü oyunlar oynayıp abinle aramızı bozdunuz. Şimdi gidip Cennet'e gerçekleri anlatacaksın. Evet, anlatacaksın. Israrcıyız. Ya kardeşim, kapasana şu telefonu. Önemli olmasa kaparım hadi, Allah Allah. Ya bundan önemli ne var be? Entrikanın ortasında telefonu çalıp duruyor. Tipe bak ya. Sus, telefonla konuşuyorum, Allah Allah ya. Alo. Rüya. Tamam canım. Hamsi mi? Tamam. Rüya. Kilo. Rüya. Gitti kız senin yüzünden. Geri zekalı. Ya akşama balık götürecekmişim ya. Ya hacı boş ver, gel ya. Zaten her şeyi öğrenmedik mi? Gel. Cennete münasip bir dille her şeyi anlatırız. Onların da foyası meydana çıkar. Rahat ol sen ya, gel. Ya ne iyi oldu buraya geldiğimiz Cennet Hanım. Günlük hayatın hengamesinden kurtulduk. Biraz nefes aldık ikisi, değil mi? Hı-hı. Sana bir şey söyleyeyim mi Cennet? Hı. Benim için bu sanat eserlerinin değerlisi hangisi biliyor musun? Hangisi? Sensin. Evet, yani benim için insanlar da bir sanat eseridir. Hani bazı eserler vardır. Güzelliği bütün insanlar tarafından kabul edilmiştir. Hangi göz bakarsa baksın ona, o artık güzeldir. Kanun olmuştur onun güzelliği. Senin güzelliğin de benim için kanun gibi Cennet. Anıl, sen sanki bana asılıyormuşsun gibi biraz. Ne dersin? Olur mu şöyle şey Cennet? Aa, ben sadece sana hangi gözle bakarsan bakayım güzel olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yani manita gözüyle olsun, arkadaş gözüyle olsun, kalp gözüyle olsun. Yani hangi gözle bakarsan bakayım sen güzelsin. Böyle yüzünde bir nur inmiş sanki senin. Şaşkın ya. Hadi gel. Alo, Kuzey. Ya oğlum neden yanımdayken söylemiyorsun Cennet'le Anıl'ın sergiye gittiğini? Ya ne bileyim abi. Biliyorsun ben stres altında doğru düşünemiyorum. Hem de telefonda söyleyince bir şey demezsin diye şimdi söyledim. Ne yapayım yani? Aferin sana mantıklı öküzüm. Ya nasıl oluyor da bu kız hala o Anıl denen dantelle görüşüyor anlamıyorum. Ama görecek o tüysüz. Ben şimdi yanlarına gidiyorum. Bakalım Cennet gerçekleri öğrenince ne yapacak? İyi abi, iyi, güzel güzel de siz bu gece beni rahat bırakın, tamam mı çift çenek? Şimdi Ziya Hoca akşam beni eve çağırdı. Adaletle gireceğimizi masaya yatıracağız. Şimdi hazırlanıyorum ben. Yarın görüşürüz kardeşim, tamam mı? Hadi bay bay. Ziya Hocam, kızınız çok hoşuma gitti. Evet evet, o küçük olan. Yok yok, onun bir büyüğü, bir büyüğü. Yok ya, bu çok yakışıksız oldu ya. Dur ya, biraz güveneyim ben kendime. Kızını istiyorum. Vermezsen kaçıracağım. Zaten kafaya koydum ben. Verseniz bile kaçıracağım. Yok abi, olmuyor böyle Kuzey ya. Bir şey yap oğlum, ne yapacaksın ya? Vallahi yeşil sahada olsak pres yaparım, depar atarım, top çalarım. İlla hocanın gözüne girerim ama böyle olunca ne konuşacağım, ne yapacağım bilmiyorum ki. Kızı da seviyorum. Çok heyecanlandım ya. Ziya Hocam, ben kızınızı çok seviyorum. De zaten bana kim kız vermez ki? 4 kız. Yakışıklıyım da 4 oğlan istiyorum. Aylık gelirim 5.000 lira. Mesut olacağımı biliyorum. Pervane kızlar da var peşimde. Geniş ve mutlu bir ailenin peşindeyim. Ailenin tek çocuğuyum. Neyin peşindeyim ben ya? Bak Anıl evladım. Adalet bizim biricik kızımızdır. Yok olmadı ya.
biricik kızımız. Ötekiler kızımız değilmiş. Yok yok, öyle değil. Şöyle bir... Anıl evladım, zengin olabilirsin. Ama asıl zenginlik, gönülde olan zenginliktir. Yok ya, bir de çocuğu dövseydik böyle şey olur mu ya? Şimdi aslında... Hayırdır bana... Tarzan? Ne mırıldanıyorsun öyle kendi kendine? Kalorifer peteğe bulmuş kedi gibi. Ya bu çok zor bir iş. Şimdi bu çocuk yeşil sahanın futbolcusu değil ki. Öyle bir şey olsa gayet kolay. Derim ki seni takıma almıyorum derim. O da ayağını denk alır. Ona göre tutum içine girer. Şimdi bu benden topu oynamak istemiyor. Kızımı istiyor Gülizar. Kız babası olmak ne zor bir şeymiş ya. Ya sen de bana çok geç haber verdin kızımızı istemeye geleceğini. Cennet, o akşamdan sonra Feyyaz'la konuşmayı düşündün mü? Hani belki bu kargaşanın mantıklı bir açıklaması vardır. İçine atma, ona bir şans daha ver. Düşün. Yok, hiç düşünmedim. Feyyaz'ı ne görmek ne de düşünmek kesinlikle istemiyorum. Ve ayrıca o gece gördüğüm hiçbir şeyin bir açıklaması olamaz. Bence Feyyaz'a haksızlık ediyorsun Cennet. O hayatımda tanıdığım en altın kalpli çocuktu. Yani içi sevgi dolu. Ona bir şans daha vermelisin. O melek çocuk bunu hak ediyor. Anıl. Ha, yer. Ay. Ay, affedersin ya, tükürdün mü? Hayır, tükürmedim. Ya yüzüm biraz köşünle yaptım. Ya. Ha, Feyyaz. Feyyaz. Feyyaz ya. Bu ayakkabıya sıkılıklı herif var ya, herkes baksın görsün. Hayatınızda bunun kadar omurgasız başka birini göremezsiniz. Bu sürüngen sinsi bir rakun gibi iki sevenin arasına girmiş, mutlu bir beraberliği oynadığı oyunla bitirmiştir. Evet, her şey bir oyundu Cennet. Anıl'ın seni elde etmek için oynadığı adi bir oyun. Ne diyorsun sen ya? Ne oyunu? Anıl bu oyunda kız kardeşini de çok iyi kullandı. Kızın kanser olduğunu söyleyip benim ona acımamı, onunla yalan bir birliktelik yaşamamı sağladı. Ama saç kanseri diye bir şey yokmuş, yokmuş. Ne? Saç kanseri mi? Vallahi bak, vallahi bu var sanıyor. Ama ben iki sezon House izledim, böyle bir şey yokmuş. Adamlar süper sezon finali yapmış arkadaş. Spoiler vereyim mi? İşte, işte ben bunun kız kardeşiyle uğraşırken... ...bu da anlayışlı erkek ayaklarıyla akbaba gibi senin etrafında dönüp durdu. Seni etkilemeye çalıştı. Başarılı da oldu. Geldiğimiz şu noktaya bak Cennet. Al kardeş. Sağ ol. Oyunu başarıyla oynayan kız kardeşine de son model bir araba aldı. Ve kız kardeşini bizzat kendisi Avrupa'ya yolcu etti. Herkes görsün, herkes tanısın bu züppeyi. Adı Anıl. İyi akşamlar Ziya Hocam. Fazla kızınız var mı acaba? Saçmalama Kuzey. Sakin ol. Geldin mi? Sağ olasın evladım. Hayrola? Nereye böyle atıldın? İçeri. İçeri mi? Niye durup dururken içeri gelmek istedin ki sen? Neden mi? Beni beklemiyor muydunuz? Bekliyorduk. Ne getirdin işte balıkları? Ne yapacaktın ki? İçeri girip bir de balıkları mı pişirecektin? Canım evladım benim. Sağ olasın. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Allah Allah. Ne oldu ki şimdi? Herhalde benimle görüşeceklerini unuttular. Ne duruyorsun? Yapıştırsan Anıl'a da tokadı.
her şeye inanırdım da... ...senin böyle saçma sapan yalanlarla bu kadar küçüleceğine asla inanmazdım Feyyaz. Ya bu adam akşamdan beri seni savunuyor. Sen nasıl olur da bu kadar iyi niyetli bir adama böyle çirkin şeyleri yakıştırırsın? Ayıp sana be, ayıp. Mükemmel bir performans. Postmodern dışa vurumculuk. Bravo. Durun be durun! Neyi alkışlıyorsunuz? Sanat değil bu. Alkışlamayın her şeyi. Ne oldu, geldi mi oğlan? Yok yok, kuzeye geldi, balıkları getirmiş. He. Ah, bu sefer geldi galiba, ben bakayım. Hah, tamam. Ha, buyur Kuzey. Ziya hocam işte ben. Evet sen? Ben. Evet oğlum, ne istiyorsun? Şey vardı ya hani hocam, işte ben. Anladık evladım, sen bir şey mi unuttun, onu mu söyleyeceksin? Yok hocam, ben değil de siz bir şey unutmuş olmayasınız. Evladım ne söyleyeceksen söyle, burada boşu boşuna vakit geçirmeyelim. Hemen burada mı söyleyeyim? Ama ben böyle hayal etmemiştim ki Ziya hocam. Evladım bak, seni çok severim bilirsin ama böyle boşu boşuna vakit geçirecek zamanım yok benim. Kendini ifade edeceğin zaman gel konuşalım, olur mu oğlum? Daha diyeceğin bir şey var mı? Hadi güle güle, iyi akşamlar. Kalipso. Aşk acısı çekmesi bizim cüzdana yaradı hacı. Bugün çaylar hacılama üstünü. Allah kimseye aşk acısı çektirmesin kardeşim. Düşünsene şimdi biz de aşk acısı çekiyor olsak bizden de böyle faydalanmaya çalışırlardı. Sanmam hacı. Biz kiriz miyiz? Hiç. Celal. Aha kadın. Ya ben eve beyaz eşya aldım da var mı böyle bana yardım edebilecek bildiğin bir hamal? Bebekliğimden beri buzdolabı taşırım Pikom. Sen de bayağı bir beyazsın. At da sırtıma, seni de taşıyayım. Hayır hayır. Ne yükleyeceksen bana yükle aşkım. Pikom. Ben aslında kamyonetim. Bunlardan daha iyi taşıyıcı bulamazsın Fiko bacı. Al hayrını gör. Al hayrını gör. Hadi gidelim. Yürü. Hop gençler. Şşş. Çaylarınız sönmüş. Tazeleyelim şunları. Dumanınız eksik olmasın. Nereye bakıyorum lan? Allah Allah. Nasıl olur da Cennet bana inanmaz ya? Nasıl olur da gidip o bit yavrusuna kanar? Aklım almıyor Kuzey. Kuzey? Kuzey! Ya ne var buddy ya? Benim derdim bana yeter zaten. Ne oldu ya? Senin ne derdin varmış be? Ya dün akşam Ziya Hoca'yı ziyaret olayı çok kötü geçti be abi. Eve bile giremedim. Her girişimimde kapı yüzüme kapandı. Ne oldu ki sence buddy? Buddy. Ya buddy, dinlemiyor musun sen beni? Sanki sen beni çok dinledin. Cennet nasıl olur da bana inanmaz ya? Al işte. Yine midye çıkarmaya dalmış sığırcık. Ben gidiyorum. Celal, bizim hesabı debinden beri bizim çayları tırtıklayan garip ve moruya yüklersin. Allah Allah. Ben İspanya matmazel. Rüya,
Feyyaz'ın her şeyi öğrendiğini neden bana söylemedin? Birden yolumu kestiler abi. Korkudan ne yapacağımı bilemedim. Senin kızacağından korktuğum için de hiçbir şey diyemedim. Neyse ki bir sıkıntı yok. Feyyaz her şeyi anlattı ama Cennet ona inanmadı. Sen ne yaptın? Vardın mı Paris'e? Nasıl geçti yolculuğun? Paris'teyim. Olimpik Lyon bale gösterisini izledim. Anlat bakalım, nasıldı? Çok yorgunum. Sonra konuşuruz, tamam mı abi? Bay bay. Benim börek siparişim vardı. Ben bir çay tost alabilir miyim? Kızım, bu çocuk niyetini böyle mi belli edecek ya? Bütün gece bekledik, gelmedi. Yakıştı mı hiç? Ama anne aslında... Annesi annesi yok kızım. O kadar da anlattınız. Saygılıymış, görgülüymüş. Bu mu saygı, bu mu görgü? Ya bir aciliyeti çıkmıştır adamın. Koskoca spor arabası olan adam. Üstelik bana iki tur vermeden hemen çekmeyin fişini ya. Ben sendenim yeğen. Abla, ben senden değilim. Olsan şaşardım zaten cadı. Vallahi ben anlamam. Bu hareketiyle çok puan kaybetti söyleyeyim. Evet kızım, benim de bazı tereddütlerim var. Ya bu kadar haşin olmayın abicim. Çocuk Fransa'ya benziyor ya. Onun bir şans daha verin. Bence çok ayıp etmiş. Sen sus. Miniye. Ya babacığım ne olur ya. Hem belli ki yanlış anlamış durumu. Bir şans daha vermek daha doğru olmaz mı? Peki kızım. Bu akşam gelsin ama söyle ona bu son şansı, son şansını iyi kullansın ona göre. Tamam babacığım. Çok teşekkür ederim. Babam bu ciddiyetsiz tavrına çok kızdı Kuzey. Ya ben ne yaptım ya? Ya ilişkimizi tehlikeye attığının farkında değil misin sen ya? Annemle babam sabahtan beri bana yükleniyor. Evde gerilim yarattın. Ya bir Allah'ın kulu da bana hatamı söylesin. Dişimi kıracağım kurbanlık niyetine, yemin ediyorum. Dün akşam kapıya kadar geldim, içeri bile alınmadım ya. Bahane üretme, bahane üretme. Bizimkiler hatanı telafi etmek için sana son bir şans veriyor. Lütfen her şeyi yoluna koymak için adam gibi bir hamle yap. Aa, sinirleniyorum ama ya. Ben ne yaptım ki? Adam gibi hamleymiş. Adam gibi hamle ne ki? Bari bana birisi onu söylesin ya. İyilik yap denize at. Balık bilmezse Haluk bilir. Hanginiz Haluk bakayım? Bakayım hanginiz Haluk kurban olduklarım. Balık. Hop, güzellik. Fotoğrafların çıktı diye tacını elinden mi aldılar? Ne bu surat beş karış? Hiç keyfim yok sabit. Uğraşamam seninle. Ben bu ifadeyi iyi bilirim. Balık göz. Seni bir şerefsiz üzmüş. Benim babam da çok insan üzdü. Oradan biliyorum. Kim bu şanslı şerefsiz? Anıl şerefsiz kim olacak? Çok pis ketenpereye getirdi beni. Cennete de hiçbir şey ispat edemiyorum. Anıl'ın foyasını meydana çıkaracak en ufak bir delil yok elimde. Aslında var sıska kafa. Anıl'ın her şeyini yazdığı bir günlüğü var. Günlük mü? Sen nereden biliyorsun? Bu Anıl tipini son zamanlarda Cennet'in yanında sıkça görmeye başlayınca durumdan işkillendim. Bu Anıl ne kıl yündür diyerekten onu takip etmeye başladım. Cennet'le resim sergisine gittik. Thank you.
Yılmaz Efendi, çalışma odama bir kahve getirir misin? Yazdıklarını tam olarak okuyamadım ama bu anıl kırılganı yaşadıklarını küçük bir kız gibi her gün günlüğüne yazıyor. Lahoy, yaşasın be, yaşasın. Aradığım fırsatı buldum. Bana bak, gizlice Anıl'ın evine girip o günlüğü çalacak. Cennet günlüğü okuyunca artık bana inanacak. Aa, hemen kanka olduk he. Babam bir, sen iki. Kanka, seninle at balığı da tutmaya gidek mi? Oy. Ona at balığı denmez bir kere. Deniz atı denir, salak. Sensin salak. Ver bir gıdık. Oy bıdık. Şimdi biz Ziya Hoca'nın kızını istemiyor muyuz diyoruz? Evet baba ya, 40 defa sordun ha. Ya Ziya Hoca ne diyecek bu işe? Keşke daha önce konuşsaydık, çok acele olmadı mı? Ya baba, Ziya Hoca adam gibi hamle yapsınlar demiş. Ne diyorsun? Ha, adam gibi hamle yapmak ne demek? Kızı hemen istemek. Yani o bizim hemen acele etmemizi istedi, anladın mı? Ben hiçbir şey anlamadım. Ya mantıklı aslında. Şimdi ben bu kızı bu kadar çok sevdiğime göre Allah'ın emri, peygamberin kavliyle onu istemem lazım değil mi? Yoksa ne öyle sağda solda gönlünü eğlendirir gibi olmaz ki. Ziya Hoca akıllı adam, akıllı. Sen daha güllü uşaksın, bağa çektin. Aferin Hamsi Gözlüm. Yardım babam, hadi. Ne güzel tesmişsin. Birgül abla, ha. Neden bu kadar çok farklı farklı yemekler yaptınız ki siz? Kız Juliet, bu akşam adaleti istemeye gelecek olan çocuk var ya, çocuk aşırı zengin. Şimdi çocuk çok zengin ya, keyfine düşkün olur, yemek seçer diye biz de böyle çeşit çeşit yemek yaptık. İyi. Arta kalanları da saklan, Cumali beni istemeye gelince önüne koyarız. Kız bu da Fransa'nın delisi ha. Cumali bunu alırsa tam El Galacticos oluruz gelinler olarak. Ama Ertem çok güzel kız. Yani ben Cumali'nin yerinde olsam vallahi bunun etrafını çitle çeviririm. Cumali anca bayır aşağı otobüs tekeri yuvarlasın. Cumali beni istemeye gelene kadar Türkiye Avrupa Birliği'ne girmiş olur. Ben size söyleyeyim. Rahat rahat yürüyerek gelirsiniz artık ondan sonra. O beni sevmiyor ki istesin. Juliet, Cumali seni seviyor. Öyle deme kız. Deme öyle ya. Ay, bu çocuk çay mı içer, meyve suyu mu ha? Kola mı ikram etsek Ziya? Elma suyu vardı, bitti mi? Dün gece cezmecezler çok susamış, sonuna kadar içmiş. Ay, tulumbayla su sıksak sölmez. O üçüncü derece yanık su aygırı. İyi ki bu gece yok ha. Geç gelecek, iyi. Bakalım bir iş mi bakacakmış neymiş, neyse kafamızı dinleriz biz de. Ya beğenmezse çocuk yaptıklarımızı ha? Ya biri gitsin bakkaldan elma suyu alsın Ziya ya. Benim dün gece gelseydi içerdi elma suyunu. Bu ne telaş Gülizar? Hiç. Alt tarafı çocuk aileyle tanışmaya geliyor. Hemen kızı isteyecek değil ya. Hiç. Ay Atalet, heyecanlı mısın kız? Ay evet abla, çok heyecanlıyım. Ben bile hala inanamıyorum. Annem resmen çağır çocuğu gelsin konuşalım dedi. Güzel kardeşim benim. Umarım her şey senin için çok iyi olur. Ay, ben mutlu olamadım. Sen ol kardeşim. Süper oldu bu iş ha. Artık sevgililerinizle rahat rahat görüşebildiğinize göre telefonlarınıza ihtiyacınız yok. Fazla kontrollerinizi bana gönderin. Ben de kendime göre bir kısmet bulayım. Bak cep cadısı. Sen önüne dön de derslerine çalış. Zilli. Ama dur. Abi. Tamam. Dur. Dudağını bak. Baba, direkt mevzuya gir, tamam mı? Ciddiyetimizi belli et. O kadar. Tamam mı? Tamam. Sen bana bırak. Ben bundan önce çok kız istemişliğim vardı. Ben gençliğimde denizlere açıldığım zamanlar her limandan kız istedim ben. Maldivlerden, Vietnamlardan, Normandiya'dan bile kız istedim ben. Ben şimdi girişte bir fıkra anlatırım, ortamı yumuşatırım, hemen kızı veriyor. Yok yok, fıkra yok bu, fıkra yok. Normal normal kız isteyeceğiz, tamam mı? O kadar, fıkra yok. Tamam uşağım, bağa bırak, relax. Selamun aleyküm Ziya Hoca. Buyur.
Gülizar gelince kusura kalma da. Temel bir gün restoranta girmiş. Garson sormuş, ne alırsınız? Temel ne dese beyanısın? Allah razı olsun, ben yedim de çıldım da. Ya baba, fıkra mıkra yok. Bu aralar bayağı yükseldi değil mi Ziya Hoca? Ha, dolar dedim de aklıma geldi. İdris bir gün Amerika'dan Temel'i aramış. Gel burada işe başla. Taşı toprağı altın, parayı yerden toplarsın, zengin olursun demiş. Temel de ilk uçağa atlamış Amerika'ya gitmiş. Uçaktan inmiş bakmış yerde $100. Pil tekme vurmuş ha. İlk günden işe mi başlanır? Adalet kızım, benden bu mutfağa kadar gelir misin? Tabii anneciğim. Yani ne oluyor ya? Ne oluyor ya acaba? Ne oluyor? Ne öyle kuzeyle bakışmalar, fingirdeşmeler, el sallamalar falan. Ay değil mi ya, Allah Allah. Baban görse ne diyecek? Sen de kararını ver canım artık. Ara bakayım şu çocuğu. Öğren bakayım nerede kalmış hemen. Hemen ara. Anne kimi arayayım ya? Nasıl kimi arayayım? Adalet ya, Sarı'yı, Sarı'yı. Ya anne aradığımda Sarı'yı geldi ya işte. Kızım iyi misin sen? Nereye geldi ya? İçerideki Hızır'ın oğlu Kuzey. E işte Sarı o, Kuzey. Kız o Sarı mı? Böyle tam az boz biraz. Ben ne bileyim, böyle Skandinav sarısı falan gibi dediydim ben. Sen sarı dediğin Kuzey miydi? Evet anne. Sen kime sarı diyordun? Anıl'a ben. Ne bileyim, Anıl diye ben onu sandımdı ben Sarı diye. Yani tam Sarı bence Anıl. Bak bu içerideki oksijenle açıyorum saçını. Hadi sen Anıl'ı ara. Yani niye arayayım Anıl'ı ya? Saçmalama, iyi misin sen? Evladım sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Bir sarı diye Anıl sanıyorum ben yani. O gelecek babanla oturacak, konuşacak. Ne bileyim yeterince ciddi olduğunu belletecek sanıyorum ben ya. Ya Anıl, of anne ya of. Her şeyi yanlış anlamışsınız. Ben Kuzey'den bahsediyorum. Ondan ne alaka? Kuzey mi? Kuzey diyorsun yani. Ne bileyim Anıl değil yani. Emin misin bak. Bir daha düşün. Kuzey mi? Evet. Ay başımıza gelenler. Vay ben o kadar ne bileyim babana Anıl'dan bahsettim. Ben sanıyorum ki Anıl gelecek babana anlatacak diyecek. Vallahi yandık, vallahi yandık ha. Yani pes yani pes. Çok kız, çok konuşma. Anılar da hata yapabilir. Bu onu bunu bırak da. Bu Kuzey niye gelmiş babasıyla ha? Elinde çiçek çikolata. Yoksa seni istemeye mi? Babam bizi kesecek, babam bizi kesecek. Adalet zaten bu işlerin böyle daptan düşer gibi olmasına kuduruyor. Bir de Anıl değil de Kuzey olduğunu öğrenirse vallahi bize kıtır keser bizi de. Şimdi bu Kuzey'nin babasını evden yollayalım biz. Bir an önce yollayalım. Ama anne o kadar... Ama anne demez anneye, ama anne demez. Şimdi bizim bu Hızır'la Kuzey'i bir an önce evden yollamamız gerek. Sonra müsait bir zamanda münasip bir dinle babana ne olduğunu açıklarız.
O da nasıl olacaksa artık. Hayırdır balıkçı Hızır, böyle elde çiçek çikolata? Ha, doğru diyorsun Ziya Hoca, bunlar niye elimizde? Bak size verelim. Bir gün kızım al sana çikolatayı. Tabii Ülfet anne, alayım. Niye alıyorsun? Efendim, sebebi ziyaretimize sıra gelince... Efendim, sebebi ziyaretinizden önce ben de çok... Komik bir mutlu geldi aklıma, ben de onu anlatmak isterim. Şimdi bir temel, bir Fransız, bir Vietnamlı, bunlar temel hemen cevabı yapıştırmış demiş ki... Dur. Fıkranı sonra anlatırsın. Bir mutfakta konuşalım biz. Ya Gülü, Allah'ını seversen neler oluyor ya? Anıl niye gelmedi? Vaz mı geçti gene? Bu çocuk oyuncağı mı? Niye bizim keyfimizi kaçırıyor? Madem vazgeçecekti haber verseydi ya. Tamam ya, sakin ol. Tansiyonu taşacak. Taşacak tabii ya. Hızır'la Kuzey'in ne işi var? Ellerinde çikolatalar, çiçekler gelmişler buraya. Ya Anıl da gelirse, bu manzarayı görürse ne diyeceğiz çocuğa? Hoş onun da gelip gelmeyeceği belli değil ya. Ya gelir tabii, gelir tabii. Niye gelmesin? Ah, ayıp ediyorsun sen. Niye gelmesin? Düşündüğü şeye bak. Bu şeyde Hızır'la Kuzey'de neymiş biliyor musun? Bunlar... Çiçekli çikolatayla kız istemeye gidiyorlarmış. Ya, fakat bakmışlar, aa saat erken. Bu saatte kız istemeye gidilir mi? Ne yapalım? Ha? Demişler ki gidelim siyahlarda oturalım, çay içelim. Oradan doğru gideriz yani. Anladın mı? O şeymiş yani. Ha, Hızır nihayet Kuzey'e isteyecek bir kız bulabildi demek ha. Ay çok iyi ya. Ya çok merak ettim. Bu kız kimlerdenmiş? Mahalleden mi? Benim tanıdığım biri mi ya? Kim ya? Allah'ım sana ben söyle. Hadi merak ettim ya. Kim bizim tanıdığımız biri mi ya? Tamam, gel. Tamam hadi, hayırlısı olsun peki o zaman. Geldim. Biraz konuşabilir miyiz Cennet? Sabit. Bak burası zengin evi. Kamera falan vardır ha. Yakalanırsak öttürürler bizi. Gece karakolda konser vermeyelim. Sen merak etme kanka. Ben bu eve daha önceden de girdim. Hem ben önlemimi aldım. Eğer yakalanırsak bu yüzüğün içindekini hemen içeceksin. Tamam mı? Ben bu yüzüğün içine ağrı keseceği zip koydum. Fiyaz. Bizi canlı canlı asla yakalayamayacaklar. Gel buraya kurban oldum. Gel sana takacağım. Gel kurban oldum. Getir. Şimdi alnından ver bir öpücük. Sabit! Dur! Yoksa elimden beklenen bir kaza çıkacak. Sus! Hadi bir an önce bulalım şu defteri. Kanka ricası. Lahoy. Ben... Bana bu konuşma şansını verdiğin için sana teşekkür ederim Cennet. Ya bir şey söyleyeyim mi? Sen buraya ne yüzle geldin gerçekten hiç anlamıyorum Rüya. Ya hiç mi utanmıyorsun, anlamıyorum ki. Tamam al işte, Feyyaz'la ilişkim senin yüzünden bitti. Rahat olun, gidin evlenin, mutlu olun. Daha benden ne istiyorsun? Cennet ne desen haklısın. Ama önce beni bir dinle ne olur. Bak ben buraya abimden habersiz geldim. Ben Feyyaz'ın senin için yaptıklarından çok etkilendim Cennet. Hiç kimse bugüne kadar benim için böyle bir sevgi beslemediği için de. Feyyaz'ın kocaman bir yüreği var. İnan bana. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Feyyaz'ın bir günahı yok. Bütün bu olanları planlayan... beni de bu oyunun... İçine çeken kişi abim. Oyun mu? Ne oyunundan bahsediyorsun sen? balıkçı Hızır. Duyduğuma göre hayırlı işler peşindesin ha? Ne peşindesin? İzinde yok, izinde. Balıkçı Hızır, bu sene balık ne kadar boldu değil mi?
Böyle çilekop olsun, hamsi olsun. Hem balık boldu boldu ama şöyle bir doyasıya balık yemedik ki. Ne güzel eskiden bunun ya kızartması. Tonik olsun, ne bileyim çilekop, ne bileyim lüfer. Ben çok yedim. Kuzey, yavrum sen benimle bir mutfağa kadar gelir misin? Dur lan. Yeter artık. Nedir bu mutfak ya? Geldiğimizden beri konuya girmemize izin vermediniz de. Efendim, buraya gelme sebebimiz? Balıkçı Hızır, sen bilirsin bu Norbert somonun deri nedir, ya çekeri nedir? Yani bir tanesi mesela kaç kilo gelir bir tanesi Norbert somonunun? Vallahi ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Şimdi siz bizim adaleti istememizi isteyir misiniz, istemeyir misiniz? Allah! Ne? Adalet mi? Adaleti istemek mi? Aham da buldum. Şimdi elime düştün Anıl Efendi. Sevgili günlük. Allah'ım sen koru. Basıldık. Günlüğün sesi bu, gerizekalı. Cennet'in beni bu oyuna böylesine adice dahil etmek istemesi beni çok şaşırtıyor. Cennet'e itiraz ettim. Feyyaz'la güzel bir hayatı olduğunu söyledim. Ama o Feyyaz'dan ayrılmaya kesin karar vermiş. Yeniden benimle olmak istiyor. Nasıl yani? Feyyaz'a çok üzülüyorum. Cennet'in ona hazırladığı oyun her geçen gün amacına biraz daha ulaşıyor. Rüya adım adım Feyyaz'ı kıskacına alırken Cennet inatla Feyyaz'la ayrılmanın başka yolu yoktur diyor. Hayır. Yalan. Yalan. Feyyaz bunları bilse hayır. Yalan. Yalan diye bağırırdı kesin. Zavallı melek kalpli çocuk. Cennet onun için kafası pazar tahtası kadar kalın. Bana hiç yakışmıyor. Ama işte ayak işlerini yaptırmak için işime yarıyor dediğinde içim burkuldu. Kültürlü olmayabilir, fakir de olabilir ama böylesine iyi kalpli bir çocuk bu kadar da aşağılanmaz. Cennet'e çok kızdım ama Feyyaz'ı kullanmasına engel olamadım. Şu an o temiz çocuğa ağlıyorum. Yok, olamaz. Bütün bunlar Cennet'in mi oyunuydu ha? Bana bunu yapmayacaktın pehlivan kız. Ben seni sevdim ulan. Çok sevdim. Laho. Ya Gül'ü neler oluyor Allah aşkına? Adaletin talibi Anıl değil mi? O yüzden mi gelmedi çocuk bu gece eve? Şimdi Ziyamçı, durum şöyle ki. Ya nasıl şöyle ki? Madem bu çocuğun adaletle anasına bir ilişki var, o zaman biz Anıl'ı niye bekliyoruz bu evde? Anıl kim? Ziya'm şimdi böyle küçük bir yanlış anlaşılma olmuş. Şimdi bizim adaleti isteme işimiz ne olacak Ziya Hoca? Eğer vermesen benim uşa kaçıracak kişi. Aa, ya baba ne kaçırması ya? Ya şurada güzellikle isteriz işte değil mi? İşte böyle Cennet. Her şey anlattığım gibi oldu. İntihar edişim. Kanser oluşum. Evlilik teklifi. Ne olur inan bana. Nasıl ya? Yani Anıl bütün bu planları yaptı. Sen de rolünü oynadın öyle mi? Ya nasıl yapabildiniz böyle bir şeyi ya? Aa, ama yok. Saflık bende. Aa, tabii. Bir de cam gözlü yârim de. Sazan. Bana bunu yapmayacaktın Cennet. Yapmayacaktın. Kuzey babasını alıp istemeye gelecek kadar ciddi olduğuna göre demek bu iş öyle birkaç günlük bir iş değil. Demek çocuklar ailelere haber vermeden görüşmeye başlamışlar.
Demek siz birbirinizi seviyorsunuz. Bütün o sevmeler yalanmış ha? Çok güzel. Bizim gençliğimizde önce mesele ailelere açılırdı. İzin çıkarsa muhabbet olurdu. Vay be. Demek biz bu işi salonda duyacağız ha? Çok güzel. Çok güzel. Evet Hızır Efendi. Bu durum karşısında benim söyleyecek tek cevabım var. O da... Yukarısı epey sessiz. Kızım Adalet, fakülteyi bitirip ekmeğini eline aldıktan sonra verdim gitti demektir. Babam kardeşimi Kuzey'e verdi galiba. Feyyaz. Feyyaz her şeyi öğrendim. Dokunma bana. Bravo Cennet Hanım. Anıl'la çok güzel bir tiyatro hazırlamışsınız bana. Şimdi de Rüya ile buluşmuş. Arkandan kıs kıs gülüyordunuz herhalde değil mi? Yazıklar olsun sana. Ama suç bende. Aramızda gerçek bir sevgi var sandım. O masum güzel yüzünün arkasındaki şeytanı göremedim. Şimdi gidip rahat rahat eski sevgilinle görüşebilirsin. Çünkü artık karşına çıkacak bir Feyyaz yok. Feyyaz ne yaptın? Bu yazılanlar doğru değil. Bu yazı abimin el yazısı bile değil. Birazdan söyleyeceklerimi kelimesi kelimesine bu deftere yazmanı istiyorum. Rakiplerim bu kadar salak olunca her şey ne kadar da kolay oluyor. Aferin. Ne duruyorsun? Koşsana peşinden. Onlar bir yastık alıyorsun. Allah dandırmasın. Efendim hayır var. Allah dandırmasın. Efendim. Ne olur söyleyin sevenler bana, ayrılmak kan mı aşk kitabında, el ele tutuşup gülmeden daha terk etmek kanun mu aşk kitabında. Aşk kitabı.
seven sonunda düşüyor derde. Bu aşk kitabını